48 saat içerisinde bir test yapıp negatif olduğunu işte belgeleyip öyle gidebileceğim. Ama onların kabul ettiği aşıları yaptırırsanız böyle bir zorunluluk yok. İstediğiniz zaman uçağa atlayıp gidebiliyorsunuz. Bunlar tabii ilk gündeme geldiği zaman böyle sonuçlanacağı belliydi bu aşı pasaportu hikayesinin. Daha aşı pasaportu olmadan zaten Çin aşılarını ve işte Rus aşısını bir kriter olarak kabul etmeyeceklerini açıkladılar zaten. Bunun bir ticari nedenleri var. Çünkü diğerleri Avrupa Birliği'nde üretiliyor. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada tabii bir diğer neden de Çinlilerin maalesef böyle bir geçmişi var. Yani biyolojik ürün alırken Çin'den en büyük sıkıntı bu. Bir defa verileri açıklamıyorlar. Yaşadık biz bunu. Yani o kadar baskıya rağmen açıklamadılar. Ülkeler kendi verilerini kendileri açıklamak zorunda kaldı. İkincisi, mesela mutant virüs çıktı. Mutant virüste etkinlik azalıyor mu? Bir çalışın diye baskı var. Çalışmıyorlar. Çünkü eğer düşük çıkarsa aşı ellerinde kalır diye korkuyorlar. Ve Çin'in bu işte sistemi nedeniyle Çin'den gelen verilere güvenmiyorlar. Rusya da aynı şekilde. Yani bir neden de bu. Ama bu ticari kavga, işte bu pazardan pay alma kavgasında bunda etkili olduğunu da kabul etmek lazım. Valla eklenebilir mi bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela Avrupa Birliği'de işte daha çok BioNTech Pfizer aşısı kullanıyor. Çocuklarda aşı çalışmaları başladı ve devam ediyor. Şimdi sonbahara doğru da bu çalışmaların neticelenip çocuklara verilecek aşılar ortaya çıkacağını bekliyoruz. Ve şu anda bu çalışmaları yürüten işte BioNTech, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson ağırlıklı olarak. Şimdi yarın Sinovac'ın böyle bir çalışma yapacağını hiç düşünmüyorum. Yok ortada zaten böyle bir duyum da yok. Şimdi yarın çocuklara aşılama başladığı zaman biz çocuklarda etkisi gösterilmemiş bir aşıyı yapamayız. O yüzden mesela işte Türkiye'nin nüfusunun %20'si olan çocuklar için bizim biraz şu anda çalışma yapılan aşılarla ilgili işte anlaşmaları falan yapmamız lazım. BioNTech, Pfizer bunlardan bir tanesi olabilir. Moderna olabilir ya da işte Johnson & Johnson olabilir. Yoksa çocuklara aşı çıkacak ama biz temin edemeyeceğiz. Gene böyle bir problem çıkacak ortaya. İşte Sinovac'ın bir dezavantajı da bu. Yani şunu yenileyin, bu bilgiyi yenileyin, mutant virüse bakın, çocuklarda etkinliğe bakın diyorsunuz, bakmıyorlar. Yani bir grup insan için olabilir sık gidip gelmesi gereken ama diğerleri de hani olmaması engellemiyor sizi. Neticede bir test yaptırıp gidebiliyorsunuz.